Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibida bo'lib o'tgan eng muhim xabarlarni huzuringizga sunish qilishimiz. Qanamiz diqqatlar ekranimiz bo'lsin. Xitoy fuqarolari Pokistonda yana hujumga uchradi. Amerika Avazı'nın 28. iyuldaki haberde bildirilişçe 28. iyul çarşamba günü Pakistan'ın Karachi şehirde yeni bir kıtım Xitay puhralarına hücum kılış vakası yüz verip, kemdigende bir Xitay puhrası yarlanğan. Reuters agentliğinin Pakistan Sakçı İdarısının muavin müpettişi Cavit Ekber Riyaz'ın sözü nakil keltürüp haber kılışça, yarlanğan Xitay puhrası ve onun başka hemrahi Sakçılar koğdumağın şarait asılı maşine haydep, Karachi'deki bir sanayet rayonu'a barğan. Tuyuqsiz motosiklet minib olgan ikki niqobli qoralliq kishi ularga qaratib o'q chiqargan. Hozirgacha hech qanday bir taraf bu hujumning javobgarligini ustiga olmagan. Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Javlijan chorshanba kundagi qarallik muxbirlarni kutib olish yig'inida Xitoyning bu ishga yaqindan diqqat qilayotganligini bildirib, Xitoy Pokiston hukumatining Xitoy fuqarolari va ularning Pokistondagi mol-mulklarini qo'g'dishiga to'liq ishindu degan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy fuqarolarining Pokistonda hujumga uchrash vaqasi barg'ansiri ko'paygan bo'lib, mush oyining 14-chi kuni Xitoy ishchilari poytaxt Islomobodning shimol tarafidagi yiroq shahar Dasudagi ish maydoniga qarab ketayotganda hujumga uchrgan edi. Xitoy xizmatchilari o'ltirgan mashina atrofida turishli qorovdan chiqib, uzun o'tmaylik portlash yuz bergan. Hujumda 13 odam o'lgandan boshqa kam deganda 41 odam yaralangan va mashina atrofiga hamra bo'lib mangan ikki amallik saqchisi mo portlashda o'lgan edi. Xitoy Sharq Turkistonda 110 yadroliq boshqurildigan bomba qo'yib berish supisi yasab chiqdi. Germaniya xalqaro radiosining 29 iyuldagi xabarida bildirilishicha, Amerika olimlar birlashmasining eng yangi dokumentida oshkorlanishicha Xitoy Sharq Turkistonning sharqida 110 o'rinda yadroliq boshqurildigan bomba qo'yib berish supisi yasagan. Xabarda qayd qilinishicha, Amerika olimlar birlashmasi 26 iyul e'lon qilgan eng yangi dokumentda sun'iy amrohdan tortilgan suratlarga asosan Xitoyning Sharq Turkistonning sharqidagi qumulg'i yaqin joyda 110 boshqurildigan bomba qo'yib berish supisi yasagan bo'lib, bu ahvol Amerika Davlat Mudofaa Ministerligi va Jumhuriyatlar Partiyasi parlament a'zolarining Xitoyning yadro qurollarini kuchaytirish masalasiga bo'lgan andisini yana bir qatim qo'zg'igan. Valkochisi gazetasining xabarida oshkorlanishicha, aql ambri bu suratlarda 14 quyib berish supisining qurilish o'rnini ko'rsatib bergan bo'lib, bular to'r shaklda tarqoq o'rinlashtirilgan. Har birining orliqi taxminan 3 kilometr musob bilan ayrilgan. Har bir quyib berish supisi nachar havo raydan saqlanish uchun yopqich bilan yepilgan. Dokulat yana qurilishga tayyorlik qilinayotgan boshqa 19 o'rin tilga ilingan. Tadqiqotchilarning mo'ljallashicha quyib berish supisining qurilishi bu yil martda boshlangan bo'lib, taxminan 110 quyib berish supisi yasalishi mumkin ekan. Bir qancha hafta ilgari Amerikadagi yana bir aql ambrining mutaxassislari Sodu Suniy hamra rasmi orqali quyib berish supisini bayqagan bo'lib, bu o'rin Qumulning sharqi janubidan 380 km yiroqlikda ekan. Buning ichida 120 boshqurilgan bomba supisi bo'lishi mumkin bo'lib, bu o'rin Sharq Turkistonga yaqin Gansu o'lkasi Yumin shahriga joylashgan. Dokulatda ko'rsatilishicha Yumin bilan Qumuldagi quyib berish supisining yasalishi Xitoyning yadro qurol ambrining eng cho'ng kengayishi bo'lib qolmasdan, balki Amerika bilan Sovet ittifoqi o'rtasidagi sovuq munosabatlar urushidan buyonki eng cho'ng quyib berish supisining kengaytirilishi ekan. Bu ikki yangi quyib berish supisining umumiy soni Rossiyadan eshib, butkul Amerikadagi qit'alar aro quyib berilgan ballistik bombaning yarimidan ko'prakini egallaydi ekan. Ma'lum bo'lishicha Xitoy yadro boshqurilgan bomba quyib berish supisi yasash qilmishini inkor qilib, bularning hammasi shamol elektr stansiyasi. Xitoy boshqa davlatlarning hujumiga uchramay turib, yadro qurolini ishlatmaslikka va'da berdi. Xitoy saqlagan yadro kuchi davlat bexatarligiga kafolatlik qilish uchun talab qilingan eng tuban saviyada deb bildirilgan. Tayvanning amaldorlari Xitoy kommunistlarining jasusi bilan aloqa qilish masalasida tekshirildi. Amerika Avazining bugungi xabarida bildirilishicha, Tayvan Davlat Mudofaa Ministerligining sobiq yuqori darajalik amaldori Xitoy kommunistlarining jasusi bilan aloqa qilganligi uchun tekshirilgan. Aynak media bu ishdan xabardor manbalarning so'zini naql keltirib xabar qilishicha,
Tayvan Devletlik Müdafiye Üniversitesi'nin başlığı, sabık muavin müdafiye ministri Jiang Zhaopin ve başka birkaçı pensiyaya çıkan harbi ofisirler, Xitay Merkezi Harbi İşler Komitetinin Hong Kong'daki vekili bilen alakalı şakıdaki dilo tekşürülüşge başlığan. Aynak medya haberde aşkarlaşa, Xitay Merkezi Harbi İşler Komitetinin Hong Kong'da duruşluk vekili Tayvan'ı köp kıtım ziyaret kılıp, Jiang Zhaopin'in ayalini Hong Kong'da sayahat kıldırgan. Bildirilişe bu yıl 6 ayının ahırda Devlet Müdafiye Ministerliğinin muavin ministerlik vazifesinden istifa bergen Jiang Zhaopin, aynak medya elan kılgan haberinin asası yok ikenligini, özünün sefer üçün pul töligenligini, xizmetdaşları ve dostları bilen billi gızalanganda mahbiyetlikni saklaş kaidesige kat'i emel kılganlığını aytkan. Jiang Zhaopin kolga ilinmegan bulup bu haqta bayanat elan kılıp, men harbi vazife ötevatkanımga 10 neçe yıl boldi. Men izgil mahbiyetlikni saklap, tasdiq almay turup harbi işler toğrusida söz kılmadim degen. Tayvan Devlet Müdafiye Ministerliği bayanatıda aşkarlaşça, Xitay Komünistlerinin akbarat tarmakları, Tayvan'nın yukur dergelik generalları bilen vasitçe arkalık alakalı şıkı urungan bolsa mı, ama hiç kandak devlet mahbiyeti aşkarlanmagan. Bayanat diyene Devlet Müdafiye Ministerliği casusluğu karıştırış terbiyesini küçeytti. Düşman casuslarının sınıp girişige ünümlük karıştırıp, devlet bihaterlikini kovdu diye deyilgen. Taliban vekiller ömeki Xitay'a vaadi berdi. Hindistan vakit kesinin haberde bildirilişçe, Taliban vekiller ömeki tünügün Xitay'da ziyareti bulup, Xitay Taşkı İşler Ministeri Wang Yi bilen körüşgen. Haberde kayıt kılınışa, Taliban Afganistan'ın her kaysi caylarını ilgileş üçün kan kölemlik hücum kozgandı mıyan, Taliban yukur derecelik rehberidin teşkillengen vekiller ömeki tüncü bulup Xitay'ını ziyaret kılgan. Taliban siyasi komiteti mesuli Molla Abdulghani Baradar başçılıkıdaki Taliban vekiller ömeki Tianjin'e yetip verip, Xitay Taşkı İşler Ministeri Wang Yi bilen körüşgen. Wang Yi körüşte Taliban'ın Afganistan'da zor siyasi ve harbi küşke ige işkerlikini, Afganistan'ın tınıştıkı ve kayıtı kuruş baskıcıda muhim rol oynaydıqallıqını bildirgenden sırt, Şarkı Türkistan İslam hareketini mu alahide tilgalgan. O sözüde Şarkı Türkistan İslam hareketinin halkaralıq terörlük teşkilatı işkerlikini, Xitay'ı tehdit şekillendirgenlikini, bu sebeplik Taliban'ın Şarkı Türkistan İslam hareketi bilen çek çigrasını ayırışını ve onlarga ünümlük zarib birişini ümit kılgalıqını bildirgen. Xitay Taşkı İşler Ministerliğinin haberde kayıt kılınışça, Abdulghani Baradar Xitay'ın Afganistan halkının işinişke erzidigan dostu ikkerlikini tekitlep, Xitay'a rahmetini bildirgen. Şunlaklı Taliban tarafının herkandak bir küşünün Afganistan zeminden paydalanıp, Xitay'a ziyanlık işkilişi'ye ruhsat kılmaydıqallıqını, Afganistan'ın koşun devletler ve halkara cemiyet dostluk münasifetini terakki kıldırışını halaydıqallıqını, Xitay'ın Afganistan'ı kayıt kurup çıkış ve iktisadi cihetin terakki kıldırışı köprek katını şişini ümit kıldıqallıqını bildirgen. Məlum oluşa bu Taliban'ın Afganistan'ın her kaysi caylarını ilgileş üçün kan kölemlik hücum kozgandı mıyan, yukarı derecelik rehberlerini tüncü qıtım Xitay'a evet şişken. Türkiye'deki 100 adukatının Şarkı Türkistan hakkında BDT'ye sunulan xetige cevap geldi. Ötken yeli 26 iyun günü Türkiye'deki kanun ve fikir münbir mesuli adukat Faruk Keleş Tümür Efendi'nin başçılığı da Türkiye'nin her kaysi vilayetlerdeki adukatlar uyuşmasına aza 100 Türk adukatının namı da nöbette Şarkı Türkistan halkı düşkeli vatkan iğir bastırışlar hakkında Birleşken Devlete Teşkilatı Kişilik Hukuk Kenşi'ye sunulgan Birleşme Arız namiga cevap geldi. Adukat Faruk Keleş Tümür Efendi'nin bildirişçe xatti mezkur arıznamenin 2022 yılı 2. ayının 14. gününden 18. günü geçe Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Cenevrede ötküzüldüğün 29. nöbetlik yığınıdı kün tertipki koyulduğallıqı. Yığınğa arıznamenin sunugan 100 adukatkı vakaleten kanun ve fikir münbir mesulleri katnışıdıqallıqı bildirilgen. Faruk Keleş Tümür Efendi bu dokulatını sunuştaki mahsiste hakkıda toxtulup, maksimiz, kerindaşlarımız uçuravatkan zulümünü dünyaya anlatış ve onlarının kişilik hukukunu koğdaş digen. O sözün devamlaştırıp, Şarkı Türkistan meselesi Türk ve Müslüman dünyasının kanıgan yarısıdır. Şarkı Türkistan meselesi Türk dünyasının meselesidir. Biz kanun bilen şuğullandıgan adukatlar bulu süptimiz bilen, Şarkı Türkistan meselesi de zimmimizgi çüşken vazifini ada kılışkı tırışımız. Bu meselede bizni izgil kollavatkan kesiptaşlarımıza rahmet eğitimen digen işbaatlerdi boldi. Birleşme arıznamenin alahideliği Şarkı Türkistan'daki kişilik hukuk tepsendikliklerinin halkara kanun boyunca oturgu koyulgalıqı bulup, 1948 yılı makullanan halkara kişilik hukuk kitapnamesindeki erkinlik, bihaterlik hukuki, adil sotlanış hukuki, şahsi ailevi turmuş mahbiyetliki, sayahat erkinliki, yaşaş, köpüyüş hukuki katarlık akalli hukuklarının hemmesinin düğüdek, tepsendikliki uçuravatkallıqının oturgu koyulgalıqı bulgan.
Xitoy armiyadan chekingan askarlarni Sharq Turkiston xalqini bostirish qilmishiga moslashishga tashkillagan. Xinhua agentligining 24-iyuldagi xabarida oshkorlashcha, Oqsu viloyatlik partikom armiyadan chekingan askarlar xizmati rahbarlik guruhi yig'ini ochgan bo'lib, yig'inda askarlardan armiyadan chekingan bo'lsa-mu, biroq partiyadan chekinmasligini talab qilgan. Yig'inga Oqsu viloyatlik ma'muriy ishxonasining muavin komissari qo'rchoq amaldor Niyoz Hashim, Umarjon Imin qatorliklar qatnashgan. Yig'inda Xitoy askarlaridan Xitoy kompartiyasiga ergashib mingish, atalmish Xinjiangni boshqarish xizmatlarida boshlamchilik rolini joriy qildirish talab qilingan. Yig'inda yana nazorat qilish va yangi tuzumlarni yo'lga qo'yishda qismdan chekingan askarlarning yuqori tuman aloqasini ulab, o'xshash chassota ovoziga kapolatlik qilish va ilgari surish. Qismdan chekingan askarlarga siyosat va aloqador qonun nizomlarini vaqtida unumli yo'lga qo'yishni ta'kidlash bilan birga, qizil hikoya so'zlash va jamoat fikrini tashviq qilish talab qilingan. Kuzatuvchilar Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistonni kontrol qilish va Xitoylashtirish maqsadida Xitoy o'lkalaridan oqqun Xitoylarni ko'plab ko'chirib o'rinlashtirganligini, Xitoy fuqarolarini Sharq Turkiston xalqini nazorat qilishga tashkillagandan boshqa yana qismdan chekingan askarlarni ham Sharq Turkistonni kontrol qilish, xalqni bostirish qilmishlariga hamdamda bo'lishga tashkillaganligini bildirishmoqda. NATO Afganistan'da devamlı kollaydıganlıkını bildirdi. NATO Başkatibi Stoltenberg Twitter'da bayanat ilan kılıp Afganistan Prezidenti Ashraf Ghani bilen telefonda görüşkenlikini bildirdi. O Afganistan'daki xavfsizlik vaziyetinin intayin qiyinleşiyotganlıkını ve müzakere arqalıq meseleni hal qilish kerekligini ta'kidledi. O NATO Afganistan'ın puralarının mal mülüklerini fondlaş ve chet ellerde terbiyeleşini öz içige algan sahelerde devamlı kollaydı dedi. Tunus'taki vaziyat ciddileşmekte. Tunus'ta 2021-25 iyul hükümet ve öktüçü partiyelerine karşı yüzlerce kişinin katnışçı aslında namayışlar partlıgan idi. Namayışlarda Nahda Partiyesi Katarlık Nurgun partiyelerinin merkezleri hücum kuşturgan idi. Tunus Prezidenti Kais Said tarihi mesuliyetini öz üstüge algallıkını, ilingan kararlarının asasi kanunga uygun işgellikini ve bunu herbi özgürüş digerlerden kanun derslerini közden keçirişini talep kılgan idi. Yeni bir tarafdan Tunus Prezidenti Kais Said bugün Devlet Televizyonu'nun baş müdiri Lisa Dahiş'ni vazifesini kaldırış kararı çıkardı. Ve onun ornuğa Avatif Eddali'ni vaqtlıq vazifeki tayinlaganligini e'lon qildi. Tunus Prezidenti Kais Said yana devlet pulining bulang-talang qilinganligi to'g'risida bayonot e'lon qilib, bu pullarni qaytirib olish ve munosabatli kişilerge jarimani qo'yish kerakligini bildirdi. Prezidentlik mahkemesi tarafından tarqitilgan videoda Kais Said'nin Kartaja Sarayda Sanoat ve Sodi Federasiyasining başlığı Samir Majul bilan ko'rishganligi qayd qilindi. Kais Said, devletlik parixorluk ve çeliklikini eniklaş komitetinin bir dokulat elan kılgallıqını əskertip, 260 kişinin devletinin pulunu bulantalan kılgallıqını ve bulantalan kılıngan pul miqdarının 13,5 milyar Tunis dinari, yani təxminen 4 milyar 800 milyon dolar işgallıkını bildirdi. Kais Said yana devletinin pulunu bulantalan kılgallarının tizimlikinin barlıqını əskertip. Yeni bir tarafdan Amerika Taşkı İşler Ministeri Blinken Twitter'da Tunus Prezidenti Kais Said bilen telefonda yaxşı söhbet ötküzgenlikini kayıt kılıp, Tunus'nun nöbetteki vaziyetini müzakere kılgallıklarını ve Tunus'nun demokratiyasını kollaydıganlıkını bildirdi. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertki programımızı görüşeceğiz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şunlukla program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.